أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد Bugünkü tefsir dersimizde Ali İmran Suresi 133-136 arasını yapmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak istifadeyi nasip etsin. Estaizu billah ve sari'u koşun Nereye koşun? İla marfirratin min rabbikum. Rabbinizden olucu bağışlanmaya koşun ve cennetin ve cennete koşun. Rabbimiz ayet-i kerimeye böyle başladı. Rabbinizin bağışlamasına ve cennete koşun. Allah'ın bağışlamasına ve cennete koşmaktan maksat Hazin tefsirinin beyanına göre Allah'ın bağışlamasına ve cennete girmeye sebep olacak amellere koşmak. Yani namaza koşmak, oruca koşmak, zekata koşmak, hacca koşmak, sadakaya koşmak, sohbete koşmak, hizmete koşmak gibi bağışlanmayı ve cennete girmeye sebep olacak amelleri işlemek. İşte Cenab-ı Hak bize bu amellere koşmayı emrediyor. İla mağfiretin mi rabbikum. Rabbinizin mağfiretine. Şu noktayı izah edelim. Kur'an'da çok geçiyor. Af ile Mağfiret arasında bir fark var. Hatta bu fark sebebiyle ee, Bakara suresinin sonunda vafu anna v'siglena der <laughs> Rabbimiz bizi affet, bize mağfiret et. Demek af ile mağfiret birbirinden farklı şeyler ki biz ikisini de istiyoruz. A'daki fark şu. Mesela şöyle hayal edin. Bir dükkan sahibinin çalışanı kasadan para çaldı, hırsızlık yaptı. Dükkan sahibinin çalışanına iki farklı muamelesi olur. Bir ona ceza vermez ama yaptığı ayıbı onun yüzüne vur. Der ki: "Sen benim kasamdan benim malımı çaldın. Ama ben seni affettim." İkinci muamelesi ise hem onu affeder hem de onun kusurunu onun yüzüne vurmaz. Onun kasadan mal çaldığını ona bildirmez. İşte birincisi aftır, ikincisi mağfirettir. O zaman Allah'ın affetmesi dediğin dediğimizde şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak işlemiş olduğumuz günahtan dolayı bize ceza vermiyor. Lakin işlemiş olduğumuz günahı yüzümüze vuruyor. Diyor ki ey kulum sen bana şu 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 zamanda şöyle 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 isyan ettin. Biz mahcup oluyoruz. Boynumuzu büküyoruz. Ama mağfirette Cenab-ı Hak bildiğini bize bildirmiyor. Hem bizi affediyor hem de o kusurlarımızın üzerini tamamen örtüyor. Rabbimiz bizi affetsin. Lakin afın da ötesin de bize mağfiret etsin. Sadece günahlarımıza ceza vermemekle kalmasın. Bizi mahcup etmesin. Boynumuzu Rabbimiz hesap günü büktürmesin. Bildiğini bize bildirmesin. Mağfiretiyle bize muamele etsin. Şimdi Rabbinizin bağışlamasına ve cennete koşun. Avzu es vel ard. O cennet ki o cennetin genişliği semalar ve yerdir. Cennetin genişliğinin göklerle yer kadar olması hususunda iki farklı görüş var. Birinci görüş aynı zamanda İbn Abbas'ın görüşü ve bu görüş Cumhur'un görüşü. Bu görüşe göre buradaki ifade hakikidir. İbn Abbas Hazretleri der ki yedi sema ve yeryüzü kumaş gibi kesilip birbirine eklense ve döşense işte cennetin eni ve cennetin genişliği budur. Uzunluğunu ancak Allah bilir. İkinci görüşte İmam Kurtubi ve İmam Alusi'nin görüşü bu alimler de der ki cennetin genişliğinin gökler ve yerler kadar olması tahdit değil, sınırlama değil bir teşbihtir. Mesela bir alime deriz ki derya gibi. Ya da büyük bir insana deriz ki dağ gibi. Nasıl büyüklüğü ve ilimdeki zenginliği dağ gibi olmakla deniz gibi olmakla vasfettik. Cenab-ı Hak da bu ayeti kerimesinde cennetin genişliğini gökler ve yerler kadar olmakla vasfetmiştir. Sebebi şudur. Cenab-ı Hak cennetin çok geniş olduğunu beyan buyurmak istemiş. İnsanın en büyük bildiği şeyle bu beyanı buyurmuştur. İnsanın en büyük bildiği şey gökler ve yer. Demek ki iki tane görüş var. Birincisi i̇bn Abbas ve Cumhur'un görüşü bunlara göre ayetteki ifade hakiki ve bir tahdit sınırlama. Cennetin genişliği gökler ve yerler kadar. Uzunluğunu Allah bilir. İkinci görüş İmam Kurtubi ve İmam Alusi'nin görüşü bunlara göre de ayetteki ifade bir teşbihtir benzetmedir. Büyüklüğünü, genişliğini ancak Allah bilir. U'iddet lil muttagin. O cennette muttakiler için hazırlandı. Muttaki Allah'tan korkan demek. Takva sahibi demek. Şimdi Cenab-ı Hak takva sahiplerini Ellezine diyerek anlatmaya başlıyor. Ellezine ismi mevsuldür. İki kelimeyi birbirine bağlar. Takva sahiplerinin birinci sıfatı yunfigune infak ederler. Fisarra'i ve darra. Bollukta ve darlıkta. Takva sahibinin birinci özelliği bollukta ve darlıkta infak etmeler. Şimdi demek ki cömertlik o kadar güzel bir sıfat ki Cenab-ı Hak takva sahiplerini vasfederken bu sıfat ile kelama başladı. Şöyle bir iki hadisle cömertliğin kıymetini ifade edelim. Hazreti İsa naklediyor. Eturidu <laughs> en tedira ala sema ma'al malaiketil muqarrabin. Allah'a yakın olan meleklerle birlikte semada uçmak ister misin? Kün fi şefkatike eğer bunu istiyorsak birinci amelimiz şu olmalı. Şefkatte güneş gibi ol. Ve fisset kelley. Ayıbı örtmekte, kusuru örtmekte gece gibi ol. Ve fit tevazu'i kel art. Tevazuda toprak gibi ol. Ve fil hilmi kel meyyit. Hilimde ölü gibi ol. Ve bizim konumuza bakan bölümü ve fissehaveti cömertlikte de ken cari akan nehir gibi ol. Akan nehir suyunu kimseden kıskanmaz. Ona vereyim buna vermeyeyim demez. İyi kötü ayırt etmez. O zaman biz de semada melekler ile birlikte uçmak istiyorsak ayetin ifadesiyle darlıkta ve bollukta infak etmeliyiz. Hz. İsa'nın ifadesiyle de akan nehir gibi cömert olmalıyız. Yine aklıma başka bir hadis geldi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Selâsetun yuhibbuhumullah. Üç kişiyi Allah sever. Ve selâsetun yubgizuhumullah. Ve üç kişiyi de Allah sevmez. Femmes selâsetul lezîne yuhibbuhum. Allah'ın sevdiği üç kişiye gelince. Cenab-ı Hak şimdi sevdiği üç kişiden bakın birincisini anlatıyor. Feracülün <laughs> eta gavme bir adam bir topluluğun yanına gelir. Fese'elehum <laughs> billah Allah'ın ismiyle Allah hesabına onlardan ister. Yani derdini anlatır ve der ki Allah rızası için Allah için bana yardım edin. Ve lem yes'aluhum bi garabetin beynehu ve Allah için iste yoksa aralarındaki akrabalık ve dostluk münasebetiyle istemez. Araya Allah'ı koyar. Fe <laughs> mena'u lakin o topluluk ona vermez. Onu men eder. Fakatülü işte orada birisi vardı ki hemen o topluluğun arkasına gizlenir. Faadahu sırra ve isteyen kimseye gizli bir şekilde istediğini ver. Yani hemen o topluluğun önüne atılmaz. Ben vereyim demez. Gizli bir şekilde ne kadar gizli la ya'lemu bi ...illallahu illa Allah ve a'da o kadar gizli ki onun verdiğini bir Allah bilir bir de vermiş olduğu kişi bilir. İşte bakın Cenab-ı Hakk'ın sevdiği üç kişiden birincisi böyle sadaka verendir. Ben Hadisin devamını izah etmiyorum konumu olan e, bölümüne baktım konumuz takva sahipleri ve takva sahiplerinin birinci alameti darlıkta ve bollukta Allah için infak etmeleri. şimdi bollukta kişi şundan dolayı infak etmez Çünkü bolluk, Allah unutmaya sebeptir. Gaflete sebeptir. Lakin o bollukta olmasına, zengin olmasına rağmen Allah'ı unutmaz. Bütün malının ve mülkünün hakiki sahibi Allah olduğunu bilir. Darlıkta da şundan verilmez. Kişi der ki ya ben fakirim. Kazandığım bana yetmiyor. Aileme yetmiyor. Nasıl infak edeyim? İnfak etmemeye fakirliğini ve ihtiyacını bir sebep, bir özür yapar. Ama Cenab-ı Hak diyor ki muttakiler darlıkta da ihsan eder, darlıkta da infak eder. Buraya kadar bir toplayalım meali. Rabbinizin bağışlamasına ve cennetine koşun ki o cennetin eni gökler ve yer kadardır. O cennette takva sahibi kullar için hazırlanmıştır. Takva sahipleri o kimselerdir ki yunfigune infak ederler bollukta ve darlıkta. İkinci sıfatları Velkaziminel gayz öfkelerini yutarlar. Velkaziminel gayz öfkelerini yutarlar demek öfkeyi yutmak da öfke yutmak da Allah katında çok büyük bir amel. Allah katında çok büyük bir amel. Muttaki ikinci sıfat. A aklıma vel Kazimi'nel öfkelerini yutarlar deyince şu ayet kerime geldi de ayet-i kerimeyi bulmak için şöyle çevirdim sayfayı. Ali İmran suresi 159 Efendimiz'e bir hitap bu. Uhud savaşından sonra Efendimiz sözünü dinlemeyen o tepedeki okçulara kızmıyor. İşte Efendimizin o haletini Cenab-ı Hak şöyle beyan buyurmuş. Febima rahmetin min Allah ilintelehu. Sen Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Fe subhanallah. Efendimizin öfkesini yutmadaki mertebesine bak. Bir savaş kaybedilmiş. Ve savaşın kaybedilme sebebi Efendimizin onca ısrarına rağmen Efendimizin sözünün dinlenmemesi ve okçuların tepeyi terk etmesi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam savaştan sonra onlara yumuşak davranıyor. Ve subhanallah. Cenab-ı Hak diyor ki ve lev fazzan galp eğer sen kaba olsaydın katı kalpli olsaydın len fazzu min havlik onlar senin etrafından dağılırdı demek ki öfkeyi yutamamak kaba olmak katı kalpli olmak dostları kaybetmeye sebep fafu anhum efendimize bir emir onları affet fe subhanallah bir savaş kaybedilmiş Müslümanlar onlar da şehit vermiş. Zahirde bu mağlubiyetin sebebi olan ozatlar hakkında Efendimiz'e emir geldi. Fafu <laughs> annum onları affet. dası da var. Ve stagfir lahum Onlar için Allah'tan af dile. Hem affet hem de af dile. Öfkeyi yutmak. Cenab-ı bize bu ameli nasip etsin. Zor bir ameldir. Üçüncüsü vel afine anin nas muttakiler insanları affeder. Bu da zor bir amel. İnsanları affetmek çok zor. Bazen insan yediği bir tokadın acısını 20 sene unutmuyor. İnsanları affetmenin mükafatıyla ilgili Cenab-ı Hak bir hadisi şerifi kalbime attı. Toparlayabilirsen. Efendimiz şöyle buyurmuş. Yuhşevun nasu yevmel kıyame. Kıyamet günü insanlar haşredilir. Kabirlerinden çıkartılır. A'ra e ma Son derece çıplak bir şekilde. Ve ecve'u makanu son derece aç bir şekilde ve azmau makanu son derece susamış bir şekilde ve ensabu makanu kat ve son derece yorgun bir şekilde evet mahşer günü kabirden kalkacağız çıplak aç, susuz ve yorgun bir şekilde. Şimdi kim ister ki o gün bir elbisesi olsun, çıplak kalmasın. Kim ister ki o gün bir sofra bulsun, aç kalmasın, içecek bir şeyler bulsun, susuz kalmasın kim ister? İsteyen şu işleri yapmalı. Femen kesalillah kesahullah. Kim bu dünyada Allah için birisini giydirmişse Allah da o gün onu giydirecek. O zaman kabirden kalktığımızda çıplaklıktan kurtulmak istiyor istiyorsak işte sebebi vesilesi Allah yolunda Allah için bu dünyada birilerini giydirmek. Ve men ed'a amelillaha Allah. Kim Allah için bu dünyada birisine yedirmişse Allah da o gün ona yedirecek. İşte kabirden kalktığımızda aç kalmak istemiyorsak, Allah'ın o gün bizi yedirmesini istiyorsak Bugün biz Allah için yedirelim. Ve men sagalillah. kim dünyada Allah için içirmişse sagahullah Allah da o gün ona içirecek. O zaman o gün susuzluktan kurtulmak istiyorsak, önümüzde cennet şaraplarını bulmak istiyorsak bugün Allah için içereceğiz ve men amile lillah kim bu dünyada Allah için işlemişse Allah için amel etmişse Allah Allah onu o gün zengin edecek o gün fakirlikten kurtulmanın vesilesi neymiş bugün Allah için amel etmek ve hadisin son bölümü ki Bizim Kur'an'da vel anin nas muttakilerin üçüncü vasfı insanları affeder. Bu bölümün izahı için bu hadisi okumuştuk. Ve men afa kim şu dünyada Allah için affederse arfaullah. Allah da o gün onu affeder. Evet o gün affedilmek istiyorsak azı cemaat. Bugün Allah için affedeceğiz. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever. Muhsinin iki manası var. Bir ihsan eden, iyilik yapan. İkinci manası da Allah'ı görmediği halde Allah'ın kendisini gördüğünü bilip Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet eder. O zaman buraya kadar bir daha manayı toparlayalım. Allah'ın bağışlamasına ve cennete koşun ki o cennetin eni gökler ve yeryüzü kadardır. Allah'tan korkan ...muttaki... ...takva sahipleri için hazırlanmıştır. O takva sahipleri ki bir... ...bollukta ve darlıkta infak ederler. İki... ...öfkelerini yutarlar. Üç... ...insanları affederler. Allah... ...muhsinleri sever. Muttakilerin... ...dördüncü vasfı... ...vellezine... Öyle kimselerdir ki İza faalu fahişeten Onlar bir fahişeyi bir fuhşu işlediklerinde Ev zalemu enfusarum Ya da nefislerine zulmettiklerinde Onlar bir fahişeyi işlediklerinde veya nefislerine zulmettiklerinde İman Nesefi Hazretlerine göre ayet-i kerimedeki fahişe ifadesi zina ve büyük günahları nefse zulmetmekte küçük günahları temsil etmektedir. O zaman bu izah ile ayet-i kerimeye bir daha baksak onlar zina gibi büyük günahlar işlediklerinde ya da nefislerine zulmedip küçük günahlar işlediklerinde zekerullah Allah hatırlarlar ve subhanallah. Bakın çok ilginç Cenab-ı Hak muttakiyi tavsif ederken günah işlemez demiyor. Çünkü günah işlemek beşeriyetin bir müktezası. Peygamberler müstesna, her insan günah işleyebilir. Eğer Cenab-ı Hak muttakiyi onlar günah işlemez diye vasfetseydi biz çok ümitsiz olurduk. Bu kadar günahımız sebebiyle. Ama Cenab-ı Hak bize ümit veriyor. Bizi müjdeliyor. Diyor ki muttaki de olsa günah işleyebilir. Nefsine mağlup olabilir. Ama muttakinin Diğer günahkarlardan farkı şu, zekavullah. Günahı işler işlemez, Allah'ı hatırlarlar. Allah'ı da iki şekilde hatırlar. Bir, cemaliyle hatırlar. Yani şöyle düşünür. Ey gafil Sinan, sen nasıl seni cömertçe terbiye eden Rabbine isyan edersin? O ki seni yoktan yarattı. Sana göz gibi, kulak gibi, kalp gibi onlarca cihaz ve arzayı meccanen taktı. Güneşi sana bir lamba, bir soba yaptı. Yeryüzünü sana bir beşik yaptı. Zehirli bir böceğin eliyle sana balı yedirdi. Elsiz bir böceğin eliyle sana ipek gibi yumuşak bir elbiseyi giydirdi. Ağaçların dallarını rahmetinin eli yaptı. Rengi farklı, tadı farklı, şekli farklı. Onlarca meyveyi sana takdim etti. Koyunları, keçileri sana bir süt fabrikası yaptı. Ve keza ve keza. Yani sana bu kadar merhametle şefkat ile muamele eden bir Rabbe nasıl ihsan edersin? O Rab ki senin için cenneti hazırladı. Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellisini düşünür. Ya da Cenab-ı Hakk'ın celali tecellisini düşün. Yani der ki ey gafesine sen kime isyan ediyorsun? Yıldızları ve galaksileri sapan taşı gibi çeviren bir zat-ı celale isyan ediyorsun. Onun cehennem gibi bir hapsi var. Kebir, müteal, aziz, züntigam gibi isimlerle müsamma olan bir zata isyan ederken hiç korkmuyor musun? Cenab-ı Hakk'ın celali tecellisiyle bir tefekkür yapar. Yani muttakiler öyle kimselerdir ki zina gibi büyük bir günahı işlediklerinde ya da nefislerine zulmedip küçük günahlar işlediklerinde o günahı kime karşı işledi, kime isyan etti bunu düşünür. فَاسْتَغْفَرُوا <laughs> لِزُنُوبِهِمْ ve hemen günahlarına istiğfar eder, tövbe ederler. İşte muttakilerin dördüncü vasfı. Günah işledikten sonra hemen secdeye kapanmak, Cenab-ı Hak'tan af dilemek, bağışlanma dilemek. Cenab-ı Hak bu ameli o kadar seviyor ki hatta şu anda aklıma bir hadis-i şerif geldi bu manayla ilgili. Melekler insanın işlemiş olduğu günahları yazar. Nöbet değişiminden sonra semaya yükselir. Semada levh-i mahfuzda bakarlar ki günahını yazdıkları kulun amel defterinde o günah yok. Ve o günahın yerinde de o kulun işlemediği sevaplar var. Cenab-ı Hakk'a nida ederler. Derler ki ya Rabbi sen bilirsin ki biz kuluna zulmetmedik. Yani onun yapmamış olduğu bir günahı yazmadık. Ya da onun yapmış olduğu bir ameli yazmamaklık etmedik. Lakin bu defterde bizim yazdığımız o günahlar yok bizim yazmadığımız sevaplar var. Bunun hikmeti nedir ya Rab? cenab Hak cevap ver. Sadaktum. Evet doğru söylediniz. Kulum o günahları işlemişti. Ve bu amelleri de yapmamıştı. Velakinne nedime abdi ala hadiyetihi. Lakin benim kulum yapmış olduğu o günah pişman oldu. Nadim oldu ve isteşfa ileyye bi ve gözyaşlarıyla benden af diledi. Gözyaşlarını şefaatçi yaptı. Günahına pişman oldu. Ben de onu affettim. Ve cettu aley bil kerem. Affetmekle de kalmadım. Ona cömertlikle muamele ettim. Yani onun günahlarını sevaba çevirdim ve ana ekremul ekremin rabbim böyle diyor ben cömertlerin en cömertiyim fe subhanallah yani düşünün Rabbimizin cömertliğini hayal edin ihata etmeye çalışın kişi ona isyan ediyor günah işliyor ama günah işledikten sonra Rabbimizin cemali ...ve celali tecellisini tefekkür edip... ...tövbe ediyor, gözyaşı döküyor. Rabbimiz de o günahı silmekle kalmıyor. O günahın büyüklüğünde ona sevap yazıyor. Allahu Ekber. Böyle bir Rabbimiz var. Ne kadar hamd etsek azdık. وَمَنْ يَعْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Günahları... Allah'tan başka kim affeder? Evet. Festağfiru li Onlar Allah hatırlayıp günahlarından bağışlanmak isterler. Cenab-ı Hak da buyurmuş. Günahları Allah'tan başka kim affeder? Allah'tan başka kimse affedemez. Ve muttakilerin beşinci vasfı وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا onlar bile bile yaptıklarında ısrar etmezler. Bakın bu ayet-i kerimede de yine muttakilerin günah işleyebileceği beyan buyurulmuş. Muttaki günah işler. Ama diğer günahkardan farkı ne? Günahta ısrar etmez. Muttakinin diğer günahkarlardan iki farkını öğrendik. Bir, günah işledikten sonra hemen Allah'ı hatırlayıp günaha tövbe etmek. iki günahta ısrar etmemek. Cenab-ı Hak bu sıfatları bizlere de ihsan etsin. Ülaik, işte onlar var ya, işaret edilenler yani bir, Bollukta ve darlıkta infak edenler. 2. Öfkelerini yutanlar. 3. İnsanları affedenler. 4. Zina gibi büyük günahları ya da küçük günahları işlediklerinde hemen Allah'ı hatırlayıp günahlarına istiğfar edenler ve 5 bile bile yapmış oldukları günahta ısrar etmeyenler var ya ceza uhum onların mükafatı mağferatun min rabbihim Rableri tarafından büyük bir bağışlanmadık onların mükafatı bir bağışlanma Cenab-ı Hakk'ın onların günahlarını silmesi ve o günahları onların da yüzüne vurmaması, günahtan vazgeçmesi, bildiğini kuluna bildirmemesi ve cennet ve ondan ikinci mükafatı da cennetlerdir. Nasıl cennetler? Tecri min tahtihel enhar. O cennetler ki o cennetteki köşklerin ağaçların altından ırmaklar akar. Sütten ırmaklar, baldan ırmaklar, sudan ırmaklar ve şaraptan ırmaklar. Cennetin dört tane ırmağı var. Sütten, baldan, sudan ve şaraptan. Halidine <laughs> fiha ki onlar o cennette ebedi kalıcıdır. Cennete giren bir daha çıkmaz. Ve <laughs> ni'me ecrul amilin amel edenler mükafatı ne de güzel oldu. Evet. Allah yolunda infak etme amelini yapmış. Öfkesini Allah için yutmuş. Allah için insanları affetmiş. Günah işlemiş. Hemen Allah hatırlamış. Günahına tövbe etmiş. Allah için günahta ısrar etmemiş. Bu amelleri işleyenlerin, bu sıfatlarla mefsuf olanların mükafatı ne de güzel oldu. Cenab-ı Hak şu ayeti kerimelerin hürmetine cümlemizi muttakiler sınıfına dahil eylesin. Muttakilerin sıfatlarıyla bizleri mefsuf etsin. Cenab-ı Hak bizi affetsin. Cenab-ı Hak rahmetiyle bizi cennetine dahil eylesin. Dilerseniz manayı bir daha tekrar edelim ve dersimize öyle son verelim. Rabbinizin affına, mağfiretine ve cennete koşun. O cennetin genişliği gökler ve yer kadardır. Takva sahipleri için hazırlanmıştır. O takva sahipleri ki darlıkta ve bollukta infak ederler. Öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Allah muhsinleri sever. O takva sahipleri ki zina gibi büyük bir günah işlediklerinde ya da nefislerine zulmettiklerinde hemen Allah'ı hatırlarlar. Ve hemen günahlarına tövbe ederler. Allah'tan başka günahları kim affeder? Onlar bile bile yapmış oldukları günahlarda ısrar etmezler. Onların mükafatı Rablerinin bağışlaması ve altından ırmakların attığı cennetlerdir. Ki onlar o cennetlerde ebedi kalırlar. Amel edenler mükafatı ne güzel oldu. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimul hakim. تقبل منا بهمه الفاتحه